Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tövbe vadisinde tövbenin en temel dinamiklerini anlattı. Bir iki fasıl açacak şimdi. Fasıl eski alimlerin kitap eski derken yani bizden önceki de onlar eskimez adamlardır. Önceki alimlerin kitaplarında bir konunun içinde az farklı boyutu olan bölümlere fasıl derler. Mesela kitabı tevbe diyor. Tövbe kitabı diyor. El fasıl diye bir bölüm açtığında yani tövbe ile yandan bağlantılı bir konuyu anlatacağım sana demek istiyor. Yüzde yüz mesela abdeste geçecek olsa ona fasıl demiyor. Ona ne diyor? Yeni bir bölüm diyor. Yeni bir kitap diyor veya yeni bir bab diyor. Fasıl demek yan konular demek bu konunun içerisinde. Faslun fi beyani hakikati tevbeti ve ma jaa fi zalika min aqwalis selef. Tevbenin gerçeği ve seleften bu konuda bize gelen bazı bilgiler. Böyle bir bölüm açıyor. Selef kime diyor? Ashab-ı kiram. Radıyallahu anh. Ashab-ı kiramın çocukları durumunda tabi'in nesli, onların çocukları durumundaki tebe'ut tabi'in nesli. İsim olarak Ebu Bekir ve onun arkadaşlarına radıyallahu anh'ım, Hasan Basri ve arkadaşlarına rahimahumullah, Ebu Hanife ve arkadaşlarına bu üç nesle selef nesli denir. Şimdi de selefi diyorlar ya, bu üç nesle özeniyor demek. Bu bir iddia. Yani selefi. Ne kadar selefi olur bir insan? Onu Allah bilir. Ben Ebu Hanife gibiyim. Ben Hasan Basri gibiyim. Ben Ebu Bekir radıyallahu anh gibiyim. Demez akıllı bir adam bir defa. Niye? Büyük bitti iddia bu. Yani öyle olmaya çalışıyorum der. Ben selefiyim. Ya da filanca selefidir demek Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kopyası demek. Hay ha kim kimi görmüş öyle. Bu daha çok İslam'a dışarıdan bir şeyler sokmaya çalışanların uydurduğu bir isimdir. Ashab-ı kiramı taklit etmek isteyen, onlar gibi olmak isteyenlere selefi diye bir yap da yapıştırdılar. Yani bu sanki kabahat gibi oldu. Bir ara radikal dediler, şimdi selefi dediler. Esasen bir Müslüman selefi olmadıkça cennete giremez. Niye? Ebu Bekir radıyallahu anh'a benzemeyeceğim de kime benzeyeceğim bu dünyada? Hasan Basri'ye benzemeyeceksin, Ebu Hanife'ye benzemeyeceksin. İmam Malik'e benzemeyeceksin de kime benzeyeceğim bu dünyada? Herkes selefidir. Ama bir ekol adı olduğunda samimiyet yok ortada bu isimlendirmede. Biz modern Müslüman olacak halimiz yok. Zaten Selefi'nin karşı tarafında kalanlara modern Müslümanlar diyorlar. Modern deyince ne oluyor? Ebu Bekir radıyallahu anh, Hasan Basri, Hacı amca, köylü görmek anlamına geliyor. Anlaşılıyor ki bu bir tuzak. Müslümanız. Huve kumul müslimîn. Biz Müslümanız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Başka bir adımız yok bizim. Biz Müslümanlıktan başka Selefiydi, Moderndi, Afrikalıydı, Asyalıydı bu isimlerin hepsini sapıklık görürüz. Ama çalışma ruhumuz Selefin ruhudur inşallah. İnşallah. Ne kadar ispat edebilirsek Allahu Teala'nın katında bunu. Evet.